Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomi yorumlayacağız. İlk olarak dünya para piyasalarının ekonomik gelişmelerinden bahsedeceğim. İkinci bölümümde de teknik analizimi yapacağım. İlk olarak Türkiye'de dün yurt içinde veri akışı sakindi. Borsa İstanbul 100 endeksi küresel borsalarına paralel hareket ederken dünü yatay tamamladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyesi Kissinger, dış ilişkiler, finansal hizmetler, gözetim ve reform, adalet ile kaynaklar ve yollar komitesine Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören bir teklif sundu. Bugün gözler Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararında olacak. Faizleri %8,25'te sabit bırakacağını düşünüyorum. Yaklaşık bir yıldır devam eden faiz indirim sürecinin geçen ay tamamlandığını gördük. Merkez Bankası negatif reel faizleri de dikkate alarak faizleri bir süre daha sabit tutmayı düşünse de enflasyonda geri çekilmenin beklenildiği kadar olmaması ileriki aylarda Merkez Bankası'nın faiz artırımlarına neden olabilir. Böyle bir ortamda kurun yukarı isteği sürecektir. Düşüşler bizim için alım fırsatı olmaya devam ederken Türkiye'de Temmuz ayına ait orta ve uzun vadede yukarı doğru yükseliş beklentimi koruyorum. Ayrıca Türkiye'de Temmuz ayına ait tüketici güven endeksi de bugün açıklanacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise dün Konut fiyat endeksi beklentilerin altında %0,3 azalırken mevcut konut satışlarında beklentilerin altında 4,9 milyon adet gerçekleşti. Çin, Amerika Birleşik Devletleri'nin Houston kentindeki konsolosluğundan belgeler yakıldı. Amerika Birleşik Devletleri Çin'den Houston'daki konsolosluğunu 72 saat içerisinde kapatmasını isterken Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Amerika Birleşik Devletleri'nin Houston'daki Çin Konsolosluğu'nun kapatılmasını istediğini doğruladı. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu şok edici tavrını kınadıklarını söyledi. Hem gelen verilerin beklentilerin altında olması hem de yaşanan olaylar dolar endeksinin değer kaybetmesini sağlarken altın ve gümüş güvenli liman özelliğiyle sert yükselişlerini sürdürdü. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde işsizlik maaşına başvuranların bir önceki haftaya paralel olarak 1 milyon 300 bin açıklanması bekleniyor. Euro bölgesinde ise dün veri akışı sakindi. İtalya'da dün gece toplanan Conte hükümeti koronavirüs salgınının başından bu yana 3. harcama paketine onay verdi. Koronavirüs salgınının yarattığı krizde ekonomiyi desteklemeyi hedefleyen yeni harcama paketinin büyüklüğü 25 milyar euro olarak belirlendi. Avrupa Birliği Toparlanma Fonu'nun etkileri devam ederken euro bu süreçte değer kazanmayı sürdürdü. 1,1528 kırılmadığı sürece yükseliş eğilimi devam edecektir. İngiltere'de ise dün Veri akışı sakindi. Sabah saatlerinde İngiltere ile Avrupa Birliği'nin Brexit görüşmeleri çerçevesinde Temmuz ayının sonuna kadar uzlaşamayacakları haberlerinin gelmesinin ardından sterlin değer kaybederken daha sonra hem dolar endeksindeki satışların devam etmesi hem de Avrupa Birliği Toparlanma Fonu'nun bölgedeki ticaret hacmini artıracağı beklentileriyle pound dolar paritesinde yükselişin devam ettiğini gördük. 1,2644 desteğinin altına inmediğimiz sürece alış baskısı pound dolar paritesinde devam ediyor. Bugün İngiltere'de CBI endüstriyel sipariş beklentisinin yanında İngiltere Merkez Bankası üyelerinden Haskell'ın konuşmalarını yakından takip ediyorum. Petrol'de ise dün Amerika Birleşik Devletleri'nde Enerji Bilgi İdaresi tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları 2,1 milyon varil azalış beklentilerine karşın 4,89 milyon varil artış gösterdi. Veri sonrası ilk etapta geri çekilen petrolde borsaların yukarı yönelmesi sonrası talebe ilişkin beklentiler Petrol fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Petrolde Brent petrol 43,71, ham petrol ise 41,07 önemli desteklerimiz. Bu seviyelerin kırılması halinde satış baskısının artacağı ve bu seviyelerin üzerinde de alış baskısının devam ettiğini yakından takip ediyorum. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak Borsa İstanbul 100 endeksine teknik olarak baktığımızda yukarıda 119.450 seviyesinin kırılması halinde önce 120.100 ve arkasından 121.500 seviyesi test edilebilir. Aşağıda ise 117.900 20 seviyesinin altında önce 117.150 ve arkasından 115.290 desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Dolar Türk Lirası'na teknik olarak baktığımızda 6,85 seviyesinin kırılması halinde önce 6,8610 ve arkasından 6, 88 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 6,8380 seviyesinin kırılması halinde önce 6,8175 ve arkasından 6,79 destere kadar düşüşler yaşanabilir. Euro Türk Lirası tarafında ise yukarıda 7,9480 seviyesinin kırılması halinde önce 8 lira ve arkasından 8,10 seviyesi test edilebilir. Aşağıda ise 7,9060 seviyesinin altında önce 7,8853 ve arkasından 7, 88.32 desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Euro dolar paritesine teknik olarak baktığımızda aşağıda 1,1565 seviyesinin kırılması halinde önce 1,1528 ve arkasından 1,1496 seviyesine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1,16 seviyesinin kırılması halinde önce 1,1660 ve arkasından 1,1750 direnci test edilebilir. Altına gelecek olur isek yukarıda 1883 direncinin kırılması halinde Önce 1891 ve arkasından 1922 seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir. Aşağıda ise 1863 desteğinin altında önce 1852 ve arkasından 1842 seviyesine kadar düşüşler yaşanabilir. Gram altına teknik olarak baktığımızda 414,25 seviyesinin kırılması halinde önce 418,35 ve arkasından 427,63 seviyesi test edilebilir. Aşağıda ise 412,78 seviyesinin altında önce 409,70 ve arkasından 406,60 desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Pound dolar paritesine teknik olarak baktığımızda aşağıda 1,2692 seviyesinin altında önce 1,2644 ve arkasından 1,2603 desteğine kadar Düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1,2743 seviyesinin üzerinde önce 1,2770 ve arkasından 1,28 direnci test edilebilir. Dolar-Yen'e teknik olarak baktığımızda aşağıda 107 seviyesinin kırılması halinde önce 106, 66 ve arkasından 106,40 seviyesine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 107,17 seviyesinin kırılması halinde önce 107,40 ve arkasından 107,75 direnci test edilebilir. Dax 30'a teknik olarak baktığımızda yukarıda 13190 seviyesinin kırılması halinde önce 13310 ve arkasından 13418 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 13136 seviyesinin kırılması halinde önce 13070 ve arkasından 12.990 desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Ham petrolü teknik olarak baktığımızda aşağıda 41,70 desteğinin altında önce 41 ve arkasından 40,80 seviyesine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 42,21 direncinin üzerinde önce 42,60 ve arkasından 43,45 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Bitcoin'e teknik olarak baktığımızda yukarıda 9590 direncinin üzerinde önce 9790 ve arkasından 9975 seviyesi test edilebilir. Aşağıda ise 9475 seviyesinin kırılması halinde önce 9280 ve arkasından 9175 desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. i should take it slow